Nöroçeşitliliği anlamanın bir yolu. Otizmin sembol kavgaları. Peki ne oldu da otizm hakları savunucuları bu sembole karşı çıkmaya, bilmece ve eksik gibi metaforların otizmli insanlara zarar verdiğini düşünmeye başladılar? Semboldeki değişimin hikayesi. Bu değişime yol açan şey araştırma oldu diyor Pennsylvania Üniversitesi'nde Otizm Araştırmaları Dergisi'nin editörü olarak görev yapan otizm araştırmacısı David Mandel. Puzzle'a yönelik eleştiriler ve ciddi otizm aktivistlerinin bu konudaki çabalarının sonucu ortaya çıkan araştırma sorunları dikkate alınarak bu konu derginin gündemine gelir ve dergi editörleri İskoçya'da yapbozun logosunun değişmesi gerektiğini düşünen, bu konuda ciddi çalışmalar yürüten Kebi Brock ile temasa geçer. Brock, değişim hakkındaki bir podcastinde yapboz parçasının kabul edildiği zamandan modernleşmenin olduğu bir zamana puzzle'ın ihtiyaçları artık cevap vermediğini, daha güncel ve daha az saldırgan bir sembolün seçilmesi gerektiğinin zamanı diyerek değişimin önünü açar. Dergi yeni görüntüler kullanmaya karar verirken puzzle parçası görüntüsünün açtığı sorunları ciddi şekilde dile getiren Brock gibi öz savunucuların uzun süredir devam eden kaygılarını dile getirerek otizm olan bakış açılarında düzenleme yaparlar. Puzzle fikrinin otizmi çözülmesi gereken bir sorun olarak gören bir bakıştan beslendiğini ya da gelişimsel bozukluğu olan kişilerin de bir şekilde eksik olduğu fikrini uyandırdığını, dahası eleştirmenler puzzle gibi sembollerin tipik olarak çocuklar için olduğunu ve bu sembolün otizmin çocuklarla sınırlı olduğu yanlışlığını sürdürdüğünü söyleyerek ciddi eleştiriler getirirler. Dergi editörleri değişikliği anlatan bir bildiride yapboz parçası artık otizm için uygun değil, hatta otizm için bir sembol bile değildir diyerek puzzle parçasından uzaklaşıp yeni tasarıma doğru hareket etmeleri gerektiği fikrini savunurlar. Yalnızca otizmi nasıl temsil etmeyi seçtiğimizle ilgili değil, aynı zamanda daha geniş çaplı değişimin kendisini temsil ettiğimizi kanıtlamakla ilgili diyerek ortaya çıkan büyük resmi güzel şekilde özetlerler. Derginin editörleri Brock'la birlikte araştırmacılarla, savunucularla ve tasarımcılarla birlikte çalışarak yeni kapak resmi üzerinde fikir birliğine vardıklarını söylerler. 2017 yılında dergi puzzle parçasının kullanımının artık olumsuz algıyı beslediğini, imgenin olumsuz çağrışımlar uyandırdığı sonucuna net bir şekilde karara bağlar. Karar derginin bu bildiriyi yayınladıktan 5 ay sonra gelir ve Şubat 2018'de dergi artık yapboz parçasını kapaklarından çıkarır. Puzzle parçasının sembolünü eleştirmenleri bunun yerine çeşitliliği temsil eden gökkuşağı renginde bir sonsuzluk sembolünü benimserler.